Fransız kontrolündeki Ermeni çeteler mağlup edilmiş ve tehcir kanunu ile zorbalık çıkaran Ermeniler yurt dışına göç ettirilmişti. Bu göç eden Ermenilerden bazıları geride bıraktıkları kıymetli eşyaları almak için gizlice bölgemize tekrardan gelirler. Heke'nin Kaşaltı köyünden 7 kişi ihtiyaçlarını gidermek için Kozan'a girerler. Bir gün Kozan'da yattıktan sonra tekrardan dönüş yoluna geçelim. Bu 7 kişi Peken'in Mahyalar köyü yakınındaki Damlaca mevkiine gelince mezarlığın hemen kenarında bir ağacın gölgesinde dinlenmeye koyulurlar. Biraz dinlenip tekrardan yola çıkacaklardır. Mahşere koydum, mahkemeye demem seni. Tesadüfen Damlaca mevkiinde bulunan Ermeniler ağacın gölgesinde dinlenen 7 kişiyi görünce bir anda baskın yaparlar ve 7'sini de esir alırlar. Zavallıları diz çöktürürler, silahlarını kullanmaz Ermeniler çünkü etrafta insanların olduğunu düşündüler. Ermeniler ayaklarındaki çarıkları çıkarır, ağzına zorla tıkar ve satırlarla, bıçaklarla ağaç gibi budayarak hepsini şehit eder. Şehit olanlar arasında Fakı Mustafa'nın eşi ve çocukları da vardır. Açıklama yazdım adı Fakı Mustafa dile getirmiştir. Ali Kemal çeker yazsın, camlattım